Merhaba, bugün kübizm akımını konuşacağız. Kübizm akımı, empresyonizm isimli akıma tepki olarak doğmuştur. İlk başlarda bu akım resim ve heykel gibi sanat dallarında etkilerini göstermiştir. Daha sonra ise edebiyat ve mimari akımlarında da kübizm akımı görünmeye başlamıştır. Bu akım ilk olarak Pablo Picasso tarafından kullanılmıştır. Bu akımda doğa farklı bir açıdan ele alınarak yorumlanmıştır. Kübizm akımından etkilenmiş olan resimlerle varlıklar yine aynı şekillerini korur. Fakat geometrik olarak parçalanmış bir şekildedir. Kübizmde nesnelerin geometrik şekilleri ön planda tutulmaktadır. Kübizmle ilgili eserler çoğunlukla resim alanında görülmektedir. Ancak 1913 yılından itibaren yavaş yavaş edebiyat alanında da görünmeye başlamıştır. Edebiyatta ilk defa kübizm akımını kullanan yazar Guillermo Apollonier olmuştur. Kübizm sanatın pek çok alanında etkisini göstermiştir. Mimaride de kübik mimari meydana getirilmiştir. Kübizm akımından etkilenen sanatçılar Nesneler yalnızca göründükleri şekilleriyle değil, görünmedikleri şekilleriyle de yansıtılmalıdır demiştir. Kübik ressamlar eşyaları her yönüyle göstermek istedikleri için çizdikleri eşyaları parçalayarak geometrik yapıları ile çok boyutlu olarak çizmişlerdir. Kübizm akımının kurucusu Pablo Picasso'dur. George Braque, Albert Glazes, Juan Gris, Fernand Leger, André Lot gibi isimler de kübizm akımının temsilcileri arasındadır. Kübizm akımı ilk olarak 1906 yılında Paris'te ortaya çıkan bir sanat akımıdır. Bugün kübizm akımını öğrendik. Haftaya görüşmek üzere. Teşekkürler. İyi günler.